Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar, sulu varlıklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun. Evet. Sevgili balıklar, Ağustos ayına giriyoruz. Ağustos ayı, Aslan Burcu'nun ayı. Balıklar için ne gibi etkiler var? 6 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak, 14 derecede. Balıkların iş, kariyer, iş, çalışma hayatları, günlük yaşamları, tabii, sağlıkları ile ilgili konularda belki yeni gelişmeler, başlangıçlar olabilir. Dediğin gibi sürpriz gelişmeler, evet, iş ve kariyerle ilgili güzel haberler olacak. Uranüs de, açısı var. Sürpriz, belki Güneş Uranüs açısı. Sürpriz olur. Gerçekten sürpriz belki olur. Belki işleriyle ilgili belki maddi konularda bazı sürpriz gelirler olabilir. Bence evet. Yani biraz da daha ziyade Mart'ın ilk haftasında doğanlar, evet, için, 6-7 Mart civarında doğan balıklar için ben yeni bir iş fırsatı ve yeni bir kazancın olacağını düşünüyorum. Zaten Ağustos ayı sevgili balık için tam anlamıyla iş ve ayı, kariyerle ilgili bazı haberlerin geleceği bir ay. Eylül'ün ilk iki haftasına kadar. Bakalım neler varmış sevgili Demet. Evet sevgili balık, dikkatli dinliyoruz. Demet anlatacak. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi yeni ayın etkilerini de biraz hızlandıracaktır. Yine iş konularında, günlük hayatlarında hızlanma söz konusu. 11 Ağustos'a biraz dikkat etmek gerekiyor. Merkür ile Satürn arasındaki kare açı. Orada belki yine bazı haberler ya da keyifsiz haberler olabilir. İletişimde bazı sıkıntılar olabilir. Günlük hayatlarını etkileyebilecek. Ancak çok uzun vadeli değil. Merkür açıları zaten 1-2 günlük açılar. Tabii. 15 Ağustos'ta Merkür-Uranüs arasındaki üçgen açı yine bazı ilginç, güzel, sürpriz haberler getirebilir. İş ve parayla alakalı belki, kazançlarla İletişim, alakalı. İletişimde, evet, hızlanma, orijinal düşünceler, evet, bu düşüncelerden dolayı belli kaynakların, hı-hı, gelmesi, bunlar olabilir. 16 Ağustos Venüs terazi, bak bu iyidir. Evet, Venüs terazi burcuna geçiyor. 16 Ağustos'ta balıklar için özellikle ortaklıklar, gelirlerle ilgili belki ortak gelirler, prim, sigorta, kredi gibi imkanlar. Sıkıntıların azalması. Evet. Bence bir tatil prim alabilir veya, evet, başarıdan dolayı bir, evet, prim alabilir. Bir başarı da gösterir. 12 Eylül'e kadar Venüs'ün oradaki etkisi devam edecek balıklar için. 21 Ağustos'ta Dolunay var. Kova Burcu'nda. 28 derece Kova Burcu'ndaki Dolunay balıkların 12. evinde olacak. Ne düşünüyorsun 12. evdeki bu Şiron? Evet. Jüpiter Uranüs karesi var. Bu ilginç değil mi? Evet, Kova 12. ev dolunayları biraz insanın kendiyle ilgili bir şeyleri keşfetmesine veya hayatında gizli kalan bazı konuların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gizli bir düşmanlık ortaya çıkabiliyor. Evet. Dedikodular, yalanlar ortaya çıkabiliyor. Yani insanların birbirlerinden sakladıkları gizlerin ortaya çıktığı, evet, bir dönemdir. İş ortamında çok etkilidir ama. İş, evet, ortamında çok etkili bir yapıdır. İş ortamında o kadar etkilidir ki, yani iş yerinde bir bayanla ilgili bir gerginliği de temsil edebilir. Yani ilginç bir dolunay. Dikkat edilmesi gereken bir dolunay. 21 Ağustos haftası bence dikkat edilmesi lazım balık için. Evet. Jüpiter-Uranüs karesini nasıl yorumluyorsunuz orada? Valla Jüpiter yengeç. İkinci ev... Yengeçteki Jüpiter. Uranüs. Aşkla ilgili bir hatalı davranış. Aşk hayatıyla ilgili beklenmedik yanlış bir karar. Eski bir sevgilinin geri dönerek kafayı karıştırması. Beklenmedik bir hamilelik. İstenmeyen, evet, bir hamileliğin sonlanması. Bir hamilelik devam ederken erken doğum ve düşük riski, evet, dediğimiz yapıları da temsil edebilir. Yine maddi konularda da belki kontrolsüz bir risk alma durumu. İşte cesur ve riskli eylemler, evet, kontrolsüz, evet, güç, meydan okuma, baş, evet, kaldıra, evet, kontrolsüz gücü temsil eder. Yani bu, ben Uranüs'ün bu karelerinden kendi horoskopumda da çekmişimdir. Yani bende de Merkür Uranüs vardır bu kare. Bende de aşırı bir baş kaldıran, bazen çok, evet, ciddi meydan, evet, okuyan, evet, ve çok ciddi de yani, evet, kontrol edebildiğim ama bazen kontrolü kaybettiğim bir gücü de temsil eder. Bu geçici bir dönem, tüm balık burçlarında buna sebebiyet verecek.
Arkasından 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Artık balık burçları için karşısındaki kişiler, ortakları, ilişkileri, evlilik konularının biraz daha hayatlarında öne çıktığı günler olacak. Ağustos ayının sonları. Belki eş ortaklıklarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. İletişimleri artabilir. Şu 24 Ağustos'a dikkat etmesi lazım. Beklenmedik bir para kaybıdır bu. Evet, Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, terazi, oğlak arasındaki balık burçlarında maddi konularda bazı kayıplar veya zorlanmalara neden olabilir. 26 Ağustos'ta Merkür ve Neptün karşıtlığı da biraz zihinsel karmaşalara neden olabilir. İş ortaklığına ilgili çok ciddi bir problemdir bu. Dikkatsizliktir, hayal kırıklığıdır, iletişimde duyguların etkisinde kalmaktır, yanlış sezgilerdir. Şimdi mesela Neptün sezgileri temsil eder ama Merkür ile Neptün'ün karşıtlığı da sezgilerden aldığın impulsun ve bilginin doğru olmadığını da gösterebilir. Zihni karıştıran, doğru karar vermek. Sisli bir durum. Evet. Yani mesela bunu yapsam mı yapmasam mı, imza atsam mı atmasam mı, bunlar çok sisli durumları temsil eder. Evet. Aldanabilir, aldatabilir, dikkatli olun. 26 Ağustos çok tehlikeli. Yalnızca ay sonundan itibaren sevgili balık sağlığına dikkat edeceksin. Evet, Mars Aslan'a geçiyor. Sevgili balıklar artık sağlıkla ilgili konularda. Tabii günlük hayatlarında kazalar, sakarlıklar söz konusu olabilir veya kronik rahatsızlıklarda artışlar olabilir. Ama bu tehlikelidir. Evet. Bu tehlikelidir. Şimdi bunu tabii ki şu an, çünkü bu 16 Ekim'e kadar devam edecek olan bir gezegen döngüsü, hemen yorumlamamız kolay değil. Eylül ayında daha detaylı yorumlayacağız. Ay sonunda sağlığınıza dikkat edin, tansiyonunuza dikkat edin. Demet Hanım'ın ve Bilinçokulu Astroloji Servisi'nin videoları var. Günlük burç videolarımız var. Evet. Ve haftalık burç videolarımız var. Bunları dinlediğiniz takdirde, bunları seyrettiğiniz takdirde bu ay sonundan tut, ay ortasına kadar başına neler gelebileceğini sevgili balık rahatlıkla görebileceksen, tabi bunu yükselen burcunla beraber dinlemen de senin için daha avantajlı olacaktır. Ne diyorsun Demet? Evet, kesinlikle günlük yorumları da takip etmeniz çok daha detaylı bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgiler diyorum. Hoşça kalın. Bye.